Hocam, benim çok büyük sorunum var. Ben İzmir'den Bursa'ya yeni geldim. Tabii bize ok yemeklerine alıştımdır. Buraya geldim, çok et yemeye başladım. Evet. İzmir'den de çok acayip kıvamlı şişmeler oluyor, kabızlık oluyor. İnanın, yani öyle bir karnım şişiyor ki beni çok hamile kılıyorlar. Yani virüse bindiğim zaman bile inanın bana gelmedi, virüs duruma geldiler yani. Yani o derece oldu. Ne yapabilirim hocam? Kilo var mı? Bunun için. Hanımefendi kaç yaşındasınız? Ben 35 yaşındayım. 35 yaşındasınız. Şimdi bu durum bana muayeneye gelmiş olsaydınız, birinci önereceğim bir tüm batın ultrasonu. Karın içerisinde bir problem var mı? Bir kitle, kist, yani buna neden olan başka bir sıkıntı var mı? Bir de safra kesesi taşları, safra kesesi çamurları da şişkinliğe neden olabilir. Tüm batın ultrasonundan sonra mide problemleri de gazlı şişkinliğe bir nedendir. Bir de sizin de tespit ettiğiniz gibi yani bölge değiştirmişsiniz, yemek alışkanlıklarınız değişmiş. Bu da bir yerden bir yere suyu bile değiştiriyor insanın bağırsaklarındaki çalışma sistemini. Bu da gazlı şişkinliğe neden olabilir. Eğer ultrasonda eğer problem yok ise, mide problemleriniz varsa öncelikle gastroskopi yapıp ona göre bir tedavi düzenlenebilir. Helicobacter pylori mikrobu olabilir. Bunun altında yatan. Gastroskopi yapıldı. Geçmez ise de kolonoskopi ardından planlanabilir. Ve bu olay çözülür. İnşallah hocam. İnşallah. O zaman ben doktoru gideyim. Geçmiş olsun. Mutlaka bir genel cerrahi alın. Doğru mu hocam? Gastroenterolog da olur. Sağ olun. Çok teşekkürler. Tedavisi mümkün ama aşırı şişkinlik de hanımları da belirdi, rahatsız eden bir durum hocam. Evet, yemek yesek de yemesek de bir anda su içsek yarıyor cümlesini mutlaka evet. Size söylüyorlardır. Aynı bu hanımefendinin anlattığı şikayetle gelen bir sürü hastam var. Yani hamile sanıyorlar beni, bu kadar şişkinlik, bakın ne oluyorum, şimdi yememiş halim bu falan gibi. Ama gerçekten hem diyet alışkanlığı önemli. Öncelikle safra kesesi mideye bakmak lazım genç olduğu için. Ama 50 yaş üstü falan diye bahsetseydi direkt gastroskopi ve kolonoskopi ikisini bir arada yapmak gerekirdi. Ona göre tedavisi düzenlenip muvaffak oluyoruz. Yeter ki erken teşhisin öneminin farkındalığına varması lazım izleyicilerimizin. Şimdi telefonları alacağım ama hocam sorularımız da yarım kalmasını istemiyorum. Özellikle endoskopi ve kolonoskopinin önemini anlıyoruz biz burada. Dilerseniz endoskopinin hangi sağlık sorunlarında ön plana çıkan tetkik tedavi aşamasında önemli bir rolü vardır? Şimdi endoskopi iç inceleme demek. Onun alt branşları gastroskopi, midenin incelenmesi, kolonoskopi, kalın bağırsağın incelenmesi. Bu son yıllarda, şurada 10-15 yıl içerisinde çok gelişen ve ülkemizde de hızla yayılan teknolojik bir ilerleme. Evet. Daha evvelden midede ya da kalın bağırsakta biliyorsunuz içi boş organlar bunlar. İçinde büyük bir tümör falan olacak da sıkıntı yaratılınca anlaşılıyordu. Şimdi daha bunlar olmadan midenin içerisine bakılarak, kalın bağırsağın içerisine bakılarak iltihaplar, yaralar hızla tedavi edilebiliyor. Özellikle kolonoskopide bu çok önemli. Kalın bağırsakta 45-50 yaşından sonra polipler oluşur. Bu polipler ileride büyüyerek kalın bağırsak kanserine dönüşür. Onun için mutlaka Sağlık Bakanlığı'nın da uyarısı var. Hatta genelge gönderildi bize de. 50 yaşın üstünde kolonoskopi mutlaka hastalarınıza önerin diyorlar. Kolonoskopi ve gastroskopi yapın. Hiçbir şikayeti olmasa bile.